Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz şu an dünya gündeminde konuşulan en önemli konu koronavirüsü. Bu yüzden birçok yerde ve birçok şekilde insanlara başlatılan evde kal kampanyasına aslına bakarsanız ben de uydum. Şu anda kendimi karantinaya aldım. Yanıma da arkadaşım Maria'yı aldım. Bu ev karantinasında bana eşlik edecek. Herkese merhaba, ben Marie. O Cemre, ben Marie. Marie'ye gerçekten bayılacaksınız arkadaşlar. O kadar eğlenceli ki konuşurken hal ve hareketleri eminim. Çok eğleneceksiniz siz de bizimle birlikte. Marie ilk YouTube videom mu? Üçüncü sanırım. Benden daha fenomen. Bence Marie. Evet. Üçüncü. Ayrıca Marie, sen dünyayı gezdin değil mi Marie? Evet, çok geziyorum. Aslında gezdim. Şimdi korona. Geziyorum. Korona var. Bu getirdi koronayı. Kaçın. O kadar yer gezdin. En son kaç? 5-6 ay önce bir yere gittim. Bu kadar. Şimdi gitmiyorum. 5-6 ay. Kaç gündür evdesin Marie toplamda? 5 gündür falan evdesin sen. 4 gün. Evet. Hiçbir yere. Ben neredeyim arkadaşlar? Evdeyim. Çünkü evet, evde kal. Yapacağım. Benim gibi sosyal bireyler için gerçekten evde oturmak çok sıkıcı ve böyle yıpratıcı bir hale geliyor. Evde ne yapacağım, ne edeceğim? Ev beni öyle basıyor. 4 duvarın içerisinde darlanıyorum böyle. O yüzden düşündüm, taşındım. Benim gibi olan birçok arkadaşım var. Benim gibi olan birçok birey var. Ve evde kalmamız gerekiyor sonuç olarak. Neler yapabiliriz? Bugünü nasıl geçirebilirim? Size bunu göstermek istedim. Ev içerisinde de artık aktiviteler yapabileceğinizi, artık giyip içip eğlenebileceğinizi göstermek istiyorum. Umarım eğlenceli bir video olur. Size bir şeyler katabilirim. Ayrıyeten ufak ufak bilgilendirmeler de yapacağıma emin olabilirsiniz. Koronavirüs hakkında, işte nasıl korunabileceğiniz hakkında ya da kendinizin bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendirebileceğiniz açısından birçok bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Umarım memnun kalırsınız. Hadi geçelim. Ya bence biraz eski günleri de hatırlamak bağımında kitap okuyabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten çok uzun zamandır kitap okumuyorum. Aslında kitap okumayı çok severim. Şimdi bu kitabı okuyacağım bugün. Böyle bir karar aldım. Bu kitapla ilgili bir anım var. Lise 3'e gidiyordum. Ve ben bu kitaptan sınav oldum arkadaşlar. Hocam dedi ki bu kitabı okuyun. Bu kitapla ilgili 12 tane soru soracağım. 12 mi? Öyle bir şey dedi. Neyse işte canım hocam. Sonra ben sınava girdim, kitabı okumadım arkadaşlar. Lisede biraz şey. Çok başarılı bir öğrenciydim. Ben lisesi geçmedim, altını çiziyorum. Ama ben bu kitabı okumadım. Çünkü kapağı beni hiç etkilememişti. Ama aslında kitap çok etkileyici bir kitapmış. Ve şimdi bu kitap döndü dolaştı. Gene karşıma çıktı. Demek ki yazılmış arkadaşlar. Ben bu kitabı okumak zorundayım. Sınavı kopyala geçtiğimi söylemeyeceğim. Hocam izler falan. Abi söyledim. O zaman hadi kitap okumaya geçelim. Hadi. Ama bir şeyler hazırlamış Lil. Yanımda bir şey yiyeceğiz. Özel kitap. Çünkü bu kadar Türkçe biliyorum, bu kadar. Keşke bir ayda bunu okuyacağım. Adı Luna Park'ta Korku. Luna Park Korku. Harfleri, bu kadar büyük harfleri, bu kadar. Bence çoğu kişiden daha güzel Türkçe konuşuyor Marie yani. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Eminim siz de Marie'yi çok seveceksiniz. Siz neler yapıyorsunuz karantina günlerinizde arkadaşlar? Aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Ben merak ediyorum. Hadi ben kitap okuyorum. Ben film izliyorum. Yani büyük ihtimal film de izlerim. Yani spor da yaparım ama. Sizin neler yaptığınızı merak ediyorum. O yüzden aşağı yorumlara evde kaldığınız günlerde neler yaptığınızı yazmayı unutmayın, olur mu? Bu arada arkadaşlar tam Kerimcan Durmaz hastası ben. Keşke bu video Kerimcan Durmaz bakacak. Gerçekten büyülendim yani. Artık kitap okuman gerekiyor. Evet. Şey sorayım sana. Adam ne taraftan gidileceğini gösterdiği gibi tabanları yağladı. Tabanları yağladı ne demek biliyor musun? Yani oradan hızlıca uzaklaşıyor. Hatta bak burada gösteriyor bak. Evet. Koşarak uzaklaşıyor ya. Hı-hı. Yani tabanlarını yağladı, kaçtı. Hani yağladığı zaman hızlı koşarsın ya. Videoyu hatırla çektim. Nasıl hızlı koştu, düştü falan. Hı-hı. Onun gibi düşün. Tabanları yağladı koştu.
romantik seni. Ne güzel cümle buldum ha. Sanırım birazdan karnımızı doyurmamız gerekecek. Değil mi? Bizim gibi. Karnın mı acıktı Mari? Evet, biraz şey, kitap okuyoruz bir saat gibi. Evet. Önce. O zaman dışarıya çıkmamız gerekiyor. Evet, evet. Nefes almak istiyorum. Ben de istiyorum ama birazcık da korkuyorum aslında dışarıya çıkmaya ama. Maske takalım. Aynen. Alalım dezenfektanlarımızı, takalım maskelerimizi. Yapalım marketimizi geri gelin. Evet. Evinize stok yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yapabildiğiniz kadar stok yapın en azından. Evlerinizi de olabildiğince kuru bakliyeleri bulundurun. Bozulmuyor sonuçta. Ama benim önerim meyve sebze yemeniz. Çünkü önemli olan bağışıklık sistemin sonuçta. Neyse biz bir markete gidelim. Ha bu arada size kitap önereceğimi söylemiştim arkadaşlar. Şuraya bir liste bırakıyorum. Buraya bırakıyorum ama aynı zamanda kaçırırsınız diye aşağıya da açıklama kısmına kitapların isimlerini yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Biz markete gidiyoruz. Hakkımız da hayırlısı olsun. Arkadaşlar şimdi markete gideceğiz. Almamız gereken birçok şey var diye. Ayakkabılarımı giyiyorum. Çıkacağız birazdan. See you later. Neler alalım? Bir şey hafif kilo vermek, almak istemiyorum. İstemiyoruz değil mi? Maske nerede? Market için hazırlamak, hazırlanmak lazım. Maske. Kutuyla. Kutuyla alıyoruz artık. Ne bu, karantina pozu mu? Arabada karantinadayız pozu mu verdi şimdi? Sizsiz olun, maskesiz çıkmayın. Eldiveni çok ben tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum dersiniz? Çünkü eldiven evet dış etkenlerden koruyor ama kendi içerisinde de çok fazla bakteri üreten bir şey olduğu için olabildiğince kısa süre içerisinde çıkarıp ellerinizi yıkamanız gerekiyor. Ve bir eldiveni tekrardan kullanmamanız gerekiyor. Daha dogal olduğunu düşündüğüm için böyle çekiyorum. Değil mi Mari? Daha dogal. Daha dogal. Ben sana öğreteceğim şimdi, iyi Türkçe. Ben de sana öğreteceğim, iyi İngilizce öğreteceğim ben de sana, yapacak bir şey yok. Şuydu değil mi senin beğendiğin? Şu. Ay evet. Sağlıklı günler geliyor. Çok meyveler, meyve, suyu yapacağız. Da error verdim. Sağlıklı gün. Arkadaşlar sebzeleri alın. Bağışıklık sistemini güçlendiren şey sebzedir. Gençlerin değil yaşlıların koronadan etkilenme sebebi de aslına bakarsanız bu. Yaşlıların bağışıklık sistemi daha düşük olduğu için daha çabuk ölüme sebep oluyor. Ama gençlerin vücudu daha dirençli olduğundan kaynaklı çabucak virüsü atlatabiliyor. Bu da kısa bir bilgi. Sağlıklı. Koronayı çekiyorum içime. Eve gidince evdekilere bulaştıracağım. Çok iyi mantar buldum. Hiç hazırlamak gerek yok. Zaten hazır. Kestim. Kesen. Kesen mi? Çok kesen. İyi. Evet, çok iyi. Böyle kızlar ben gibi çok iyi. Çünkü ben hiç yemek atmış. Kefir sevdasını arkadaşlar. Neymiş? Çok sağlıklıymış. İçmem gerekiyormuş. Daha önce nasıl içmemişim? Çok mu meşhur sizin oralarda Mali? Evet. Çok içiyorlar mı? Evet, aslında. Yapabileceğiniz aktiviteleri göstermek istiyorum. Dışarıda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi bütün toplu kafeler, her yer kapatıldı. Biz şimdi böyle eğleniyoruz, gülüyoruz falan ama aslına bakarsanız gerçekten durum çok ciddi.
korkarak çıktık yani. Ama sonuçta aç kalamayız. Bir şeyler almak zorundayız. Ve muhakkak ellerimizi o kadar şeyden sonra dezenfekte etmek zorundayız. Bir tek ellerinizi değil, bileklerinizi de aynı şekilde dezenfekte etmeliyiz. Şimdi bu maskeyi tekrar kullanabilir miyim? Ya bence kullanmamalısın. Sonuç olarak ağzında hani nefes alıp veriyorsun ya. Verdiğin bütün bakteriler burada birikiyor yani istersen. O zaman burada çok mikroplar bilmiyorum. Şöyle hatta dıştan tutup bence şu şekilde. Ya bence maskeler ve eldivenler tek kullanımlık olmalı. Ağzının içi buraya geliyordu. Orayı tutmadım. Dıştan tuttum, çektim. Elimin direkt şurasına bağladım. Çöpü hazır hale getirdim. İnsanlar görüyorum bir tane maske alıyorlar. Yani her gün aynı maske, her gün aynı maske. Oksijen alıyoruz. Karbondioksit veriyoruz yani. Bu arada bakteri haline geliyor, birikiyor yani. Bunu atmamız ve yenisini takmamız gerekiyor. Alışverişimizi yaptık, geldik. Gerçekten eğlenceli ama biraz korku doluydu diyebilirim. Çünkü gerçekten her yere dokunmaktan tedirgin oldum. Normal şartlarda bir markete girdiğimde ona da ellerim, ona da ellerim, ona da ellerim. Ama girdim olabildiğince sadece ihtiyacım olan şeyleri böyle alıp marketten çıktım. Ve AVM nasıldı Mari? Bomboş. Zombi apokalipsis gibi yaşıyoruz. Ne yapalım Mari? Ne yemek yapmaya karar verdik? Kremalı mantarlı makarna yapacağız arkadaşlar. Bana özel bir tarif arkadaşlar şimdi yaparken görürsünüz. Mari tencere nerede bu arada? Bu arada. Kerim yok. Artık hayatımızdan çık. Korona dolayı. Stoklarımız. Evet, stoklarımız. Kulağım gözüküyor. Kulağım gözüküyor. Pipette. Pipette. Çok tatlı duruyor. Normalde suyun böyle fokur fokur kaynaması gerekiyor arkadaşlar da biz biraz... Koy sen. Bu evde ben varım. Ben. Başka tuzu yok sadece böyle. Gerçekten mi? Bunlarda da ya. Bu nedir ya? Sağlıklı, yumuşak, şey başka ne? Türkçeyi unuttum. Sağlıklı. Türkçeyi unuttum. Sağlıklı ve kolay. Sağlıklı ve kolay. Kolay diyorum arkadaşlar, kolay. Delikli delikli böyle. Makarnayı falan neyle sürüyorsunuz? Makarnanın suyunu neyle? Hiç anlamadım. Arkadaşlar makarnayı haşlamaya koydum zaten şu anda. Yaklaşık 3 dakika falan sürecek. Bunu yıkayacağım. Ardından küçük biraz daha dilimler haline getireceğim. Sonra makarna haşlandığında da birbirine kremayla birlikte harmanlayacağım. Bunu da size göstereceğim. Yani makarna haşlanana kadar bence pes oynayabiliriz diyorum. Kusurlarımı gizlemiyorum artık bu arada. Kulaklarımı açtım. Şimdi biz PlayStation oynayacağız. Şöyle göstereyim ne oynayacağımızı da. Pes oynayacağız. Pes. Kızlar futbol oynamaz, kızlar futbolu sevmez, siz ne anlarsınız falan filan diyorsunuz. Benim en çok istediğim şeylerden biri, aklımda bir kadın futbolcu var. Kendisiyle iletişime geçebilirsem eğer, onunla bir video çekmek istiyorum. Futbolu gerçekte de oynamak istiyorum. Böyle bir şeyi başarırsam bu videoda sizlerle birlikte olacak zaten. Hangi takımı seçeceksin? Real Madrid. Ben de Barcelona'yı seçeceğim. Sonuçta bir klasik diyorum. Real Madrid-Barcelona kapışması başlasın mı? O zaman hadi başlasın. Mari, şimdi bunlar senin koşmanı sağlayacak olanlar. Tamam mı? Ne tarafa koşmak istersen görüyorsun. Ara pas, şut, orta, çarpı da pas. Dada pas. Ne oluyoruz? Ekrana bak. Kare, şut. Yani şut. Hızlı koşmak istediğin zaman da bak. R2 diyor. Burası anladın mı? Bu tuşlar ortaya giriyor. Başlayalım mı? Messi değil mi ya? Yes. Yani very, Barcelona'yı very aldım, Messi'yi görmeye şaşırdım. Very much. Oynamayı bilmiyorum diyorsun, ikidir topu elimden alıyorsun. Kendine gel Mari. Öldürürüm seni Mari, az daha bana gol atıyordun bak. Kendine gel Mari. Aşağıda atma hızın var. Bas yuvarlağa. Basılı tuttuğunda evet.
Var ya, ben normalde hep Mortal Kombat falan oynayıp... Ve gol attım sandım ya, of ya. Ama sana gol atsam güzel olmaz mıydı ya? Koş bebeğim koş! Koş bebeğim koş! Hatayı ben en başımda yaptım. Daha dur, kazanamadım bir kere. Bir tane gol attın alt üstte. Oynamayı bilmiyorum dedi, bana gol attı ya. Yes. O kadar tatlı ki kızamıyorum bile. Çıldıracağım şimdi var ya. Arkadaşlar, Mari sadece balına şu an bana gol attı. Başka hiçbir açıklaması yok durumun. İkinci yarıya başlıyoruz şimdi. Umarım toparlarım. Yani büyük ihtimal ben Mari'ye üzülüyorum. Hani ağlamasın diye. Ağlamasın. Woo, ikinci gol. Yes. Çok mutluyum. Sadece sizi. Tamam, kabul ediyorum ben şu an. Beni yendin. Eyvallah. Gel gerçekte kapışalım. Lan tamam, bir koyalım. Tamam, yapacağım tekrar. Yok, yenemezsin evet. Lan bitti beni. Yemin ediyorum sadece şansa yendi beni. O da ne biliyor musun? Acemi şansı. Sen bir acemisin, tamam mı? Bunu kabul et. Şimdi gel, ben sana bir de bunu göstereceğim yani. Öyle bir şeyde yenmek kolay. At da seni bir kere. Bravo Mari. Arkadaşlar, evde langırt olmasını lütfen garipsemeyin. Şimdiden söylüyorum. Gel. Kendi kalemi gol attım. Kendi kalemi kendim gol attım. Ama yaşa Fenerbahçe. Al bunu benden sana. Hayır, hayır, asla. Hayır, ya! Ama Mari, biraz da sen gol atar mısın? Bir sana atıyorum, bir kendime atıyorum ya. Hayır! Gitti! Hadi Hatice, Efe'yim. Bak. Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Mari. Beni yendin. Mari neyse ya, futbol gel biz film izleyelim. Bu ne Allah aşkına. Bu daha erkeklerin oyun. Erkeklerin oyunu falan değil. Ben futbolu öğreneceğim arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Yani deli gibi de oynayacağım. Ama şey, korku film daha güzel bence. Yemek hazır. Yemek hazır. Mari'yi mutlu ettim. Hem yemeğimizi yiyeceğiz hem filmimizi izleyeceğiz. Korku filmi izleyelim dedi Mari. Kendisi korkmuyormuş. Ben de hiç korkmam zaten korku filmi izlemekten. Asla. Ya gerçekten. Mari. Aha korktum. Mari, manyak mısın Mari? Komedi gibi izliyoruz ya. Neden korkuyorsun? Kafayı yemişsin sen Mari gerçekten. Korkmuyorum da. Aniden şabınca geliyor. Bazen sesler böyle geliyor. Ayakların mı ağrıyor? Nasıl çıkarttın bandajları? Dur hemen pansuman yapalım. Ya gerçekten. Ne ya? Mari kapatmasana, zaten korkusunu yiyoruz Allah aşkına ya. Ama daha... Neyin var? Yeter ya. Vallahi yeter. Ben daha fazla dayanamayacağım. Yok, vallahi izleyemeyeceğim ya. Nasıl? Yok, Mari. Bir daha da korku filmi izlemiyoruz seninle, tamam mı? Bu arada arkadaşlar, Mari ve ben sizin için de izleyebileceğiniz birkaç tane film seçtik. O filmleri buraya bırakacağım. Aynı şekilde açıklama kısmında da bulabilirsiniz filmleri. Umarım evde, karantina günlerinizde zevkle izlersiniz filmleri diye düşünüyorum. Uyku saatim de geldi zaten de. Bence yatmadan önce bir şeyler içsek mi? Evet. İçelim. Makarnadan sonra miden bir şey... Miden ağrıyor değil mi senin? Evet. Benim şey de ağrıyor ya. Lazım. Çok yedim. İki tabak makarna yedi arkadaşlar Mari. İki tabak yedim.
şu anda yatma saati geldi aslında bakarsanız ama yatmadan önce dedik ki o kadar yedik, içtik, korktuk, gezdik, eğlendik. Bunun üstüne dedik sağlıklı bir şeyler içelim. Onun ardından da uyuyalım istedik. Başlıklık sistemi güçlendirebilecek. Evet. Sebze ve meyveleri kullanarak güzel bir içecek hazırlamayı düşünüyoruz. Hadi içeceğimize geçelim. Ha yeni şeyimiz mi gösteriyorsun? Evet. Bunu aldık. Kayıtlı mı şu an? Havuç. Ay kafam hep karıştı. Çok sağlıklı içemem. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da eğer sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu ve bunun gibi seriler de gelsin istiyorsanız, size önerilerde bulunmamı istiyorsanız muhakkak yorumlara ne hakkında öneri istediğinizi yazın. Ona göre güzel bir video içeriği çıkartabileyim. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Bravo Cemre! Bravo Marie. Her dilde abone olsunlar, söyle. Ya. Не забывайте подписываться на канал Джемре, ставить лайки и писать комментарии. Don't forget to subscribe to Джемре channel. Put your likes and comments, please. Please. Neyse arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi geceler. Bu da burada biter. Görüşmek üzere.